El hak tartışmasız ve şüphesiz olan gerçeğe hak denir. Allah'ın hak olması onun varlığının kesin olmasıdır. Allahu Teala haktır ve hakkın ta kendisidir. Varlığı zaruri, yokluğu asla düşünülemeyen, hem ezeli hem de ebedi olandır. İmam-ı Gazali Hakk'ı bu manasıyla zati isimlerden saymış ve onun Esma-ül Hüsna içinde lafzayı celalden hemen sonra geldiğini söylemiştir. Evet, şu kainat kitabına dikkatle bakıp maddeden, manaya, eserden müessire, fiilden faile, sanattan sanatkara geçebilenler onun varlığının hak olduğunu kabul etmişlerdir. Zira bir eser ustasız, bir harf katipsiz olamayacağı gibi şu yeryüzü, gökyüzü ve içindekiler de hakimsiz, sahipsiz olamazlar. Allah'ın varlığı şu alemdeki en büyük hakikattir. Her bir varlık, yokluktan varlık alemine çıkmasıyla, hayat verilmesinden, yaratılışına, rızıklandırılmasından, süslenmesine, sanatından, intizamına her haliyle ya hak, ya hak diyerek hak olan Allah'ı bizlere anlatmaktadır. Rabbimiz sadece şu kainat kitabı ile bizlere kendini anlatmamış peygamberler gönderip kitapları indirmiştir. Kitaplar ve peygamberler hak olduğu gibi hak isminin en büyük tecellileridir. Rabbimiz kelamında bizlere hak olduğunu şöyle anlatmaktadır. Allah, hakkın ta kendisidir. Onun dışındaki taptıkları ise batılın ta kendisidir. Gerçek şu ki Allah, alidir, kebirdir. 22/62. Evet, bu ismin tecellisiyle bizler hakkı hak batılı batıl olarak biliyoruz. Eğer Cenab-ı Hakk'ın bu isminin tecellisi olmasaydı bizler neyin hak neyin batıl olduğunu hiçbir zaman bilemeyecektik. Abdullah bin Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste ise Resul-i Ekrem teheccüd namazındaki duasında El Hak ismiyle şöyle dua etmekteydi, Allah'ım. Sen haksın, vaadin hak, sözün haktır, sana kavuşmak haktır, cennet hak, cehennem haktır, peygamberler haktır, kıyametin kopması haktır, Buhari, Tevhid, 24-35, Müslim, Müsafirin, 199, hak isminin alemdeki tecellisine gelince, her bir varlığın hakikati Hakk'e isminin bir tecellisidir. Bu ismin tecellisiyle o varlıklar hakiki manasına kavuşmuştur. Allah'ın sanatı, kudretinin mucizesi ve onun mahluku olmasıyla hak ettikleri makama ulaşmışlardır. Zerrelerden güneşlere kadar onun varlığının hak olduğunu anlatan tüm varlıklar da bu ismin tecellisine aynadır. Hakkı anlatan tüm peygamberler ve kitaplar El-Hak ismine geniş bir aynadır. Yine Hakk'ın hatırını âli tutup hiçbir hatıra feda etmeyen kimseler de bu ismin tecellisine mazhar olmuşlardır. Bu ismi şerife karşı vazifemiz ise şudur, Hakk'e-i ismiyle tesbih eden mahlukatın tesbihlerini işitip onlarla beraber ya Hakk'e, ya Hakk'e diyerek Allah'ı tesbih etmektir. Hak ile gönderilen Muhammed'e ve Hakk'ın ezeli kelamı olan Kur'an'a tabi olmaktır. Ta ki bununla Hakk'ı hak bilip Hakk'a tabi olalım, batılı batıl bilip ondan yüz çevirelim. Cenab-ı Hak bizleri Hakk'ı gören, Hakk'ı dinleyen ve Hakk'ı söyleyen hakiki kullarından eylesin. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz.